Arkadaşlar merhaba, bu dersimizde reçeteler kavramına giriş yapacağız. Reçeteler nerede kullanılır? Kullanımına ilgili örnekler neler olabilir? Burada faktöriyel tarafında bizim verdiğimiz örneklere benzetme yaparak kavramı anlamaya çalışacağız. Bununla ilgili örneğimiz bir top kek, marketlerde satılan paketsel ürünlerden bir tanesi olan top keklerin içeriğiyle ilgili bir çalışma yapacağız. Çalışma için ilk olarak burada bir internet sayfasını açalım. Gördüğünüz gibi eti pop kek limonlu, içindekiler kısmı var. Buradaki malzemeleri ve benzeri kullanacağız reçetenin içinde. Biraz sonra bakarız gene. Benzer şekilde bir de muzlu versiyonu var. Bunu da biraz sonra inceleriz. Sitenin kullanım amacını çok kısaca açıklamak gerekirse, örneğin sizin iki tane ürününüz var. Az evvel gördüğünüz gibi muzlu ve limonlu kekler. Ve bunlarla ilgili içindekiler bölümü var. Kullanacağınız buğday, şeker, işte koruyucu, emulgatör, İşte muz tozu, limon pulpu şeklinde bu malzemelerin oransal olarak PLC'nin data blok alanlarına yazıp onları da valflere göndererek o ürünün malzemesini buradaki valflere göre çıkışını sisteme, prosesi sokacaksınız ve ona göre bir mamul üreteceksiniz. Ve sonrasında paketlemesi ve benzeri devam edilecek. Burada önemli kısımlardan bir tanesi, burada recipe view, yani bizim reçete ekranımızda seçimler yaparak, örneğin burada meyveli pop kek tek seçenek olduğu için şu an tıklanmıyor. Ve meyveli pop kek içinde farklı iki tane örnek koydum. Bir tanesi limonlu, az evvel internet sayfasında gösterdim. Diğeri de muzlu olmak üzere iki tane çeşidini burada hazırladım. Bu iki çeşidini hızlı bir şekilde tüm değerlerini sisteme aktarabilmemiz için, yani data blok alanlarına, oradan PLC'nin valflerine ve buradan çıkış yapabilmemiz için hızlı bir seçim şansı sunuyor bize. Yani tabii ki bunlar daha önceden hazırlanıyor. Bu oranlar sisteme yazılıyor. Tabii ki 10 tane, 20 tane bütün çeşitleri yazılıyor. Proseste bir değişiklik yapılacağı zaman bu detaylar tamamen hazır olduğu için hızlılık kazandırıyor. Yani reçetenin en önemli kullanım amaçlarından birisi bunların daha önceden yapılmasına bağlı olarak size hız kazandırması. Sistemimizin genel bir çalışmasına bakalım. Şu an kullandığım değer limonlu pop kek ve burada yaklaşık 8 tane tank var ve dikkat ettiyseniz bu ilk tank çalışıyor. Buğday unu %40 ile valfimiz akıtılıyor. Onun dışında burada limon pulpu var %20. Onun dışında şeker %15. Diğerleri çok küçük oranda. Ve onlara bakarsak burada gördüğünüz gibi buğday unu %40 olduğu için en yoğun olarak o sisteme veriliyor. Örneğin burada şekerimiz şurada gördüğünüz gibi %15. Buğdaya göre biraz daha akışı daha ince. Burada yaklaşırsak daha iyi anlaşılacaktır. Ve limon pulpu da en çok ikinci kısım aktarılan valfimizin açıklık oranına göre. Bu şekilde buradaki sıvı akışlarını bizim buradaki malzemelerimize benzetme yaparak sistemimizi örneklemeye çalıştık. Bu kısa tanıtımdan sonra reçetenin konfigürasyonları, data blok taraflarına geçerek başlayalım. İlk olarak yapacağımız şeylerden birisi burada data blok alanı oluşturmak ve bu data blok alanına belli taglar oluşturarak HMI tarafıyla etkileşime gireceğiz. Admin blok diyerek basit bir şekilde burada data blok alanı oluşturduk. Element vana süre diye. Tabii ki bunu süresel olarak kullanmadık. Burada vananın açıklığı olarak kullandık. Süresel olarak da kullanabilirdik. Ve bu data bloğu oluşturduktan sonra burada statik alanında buğday unu, şeker, yumurta, 3 tane temel ham maddemiz var. Devamında 3 tane temel ham maddenin dışında koruyucu ve katılaştırıcı, yani kekimizin katılaşmasını sağlayan, uzun süre dayanıklılığını artırmasını sağlayan koruyucumuz, emulgatörümüz ve bir de aroma vericimiz var. Ve bu üç maddeden sonra da limon pulpu ve muz tozuyla da meyveli kekin 2 adet tür olmasını sağlıyoruz. Limonlu kek monitör tarafında izleyebiliyoruz. Şu an o seçilmişti en son. Bu data blok alanında bu tag değerlerini, tag alanlarını oluşturduktan sonra tabii ki data tipi integer olmak üzere HMI tag olarak oluşturmamız gerekiyor HMI tarafında. HMI tag default tag table tarafına geliyoruz ve burada benzer şekilde aynı isimleri tek tek sırasıyla buğday unu, şeker, yumurta, 3 tane temel ham madde, ardından 3 tane katılaştırma ve koruyucular ve son olarak da muzla limonu koyduk. Ve bunların connection tarafını HMI connection, yani PLC ile bağlantı kurmak için, bunu da zaten şurada connection tarafında gördüğünüz gibi PLC ile bağlantısını yaptık. Ekleme taraflarını anlatmıyorum, daha önce hep anlatıldı. Ve sonrasında burada şurada PLC tag'ı seçerken dikkat etmeniz gereken nokta şu: DB olarak seçmeniz gerekiyor. Yani PLC tarafında PLC tag'dan değil de buradan değil de şuradaki program blocks tarafına gelip data blok alanından
seçimleri tek tek yapmanız gerekiyor. Ve access mod tarafı sembolik access ve buradaki cycle değerimiz de 1 saniye olsun. Bu şekilde HMI tarafında taglarımızı PLC'den alıp bu tarafa aktardık. Receipt tarafına geçmeden önce ufak bir detay da var. Buna daha sonra yine değineceğim. Burada properties tarafında yine bir lineer skalama işlemi yaptık. Bu da yine önemli. Buraya da biraz sonra değineceğim. Receipt tarafı, reçete tarafı. Burada reçetelerimizden bir tane reçetemiz var. Meyveli popkek. Ve meyveli popkek olarak ve görünen ismi, yani bizim buradaki root screen tarafında display name. Yani şurada yazılacak ismi de şurada tıkladığınızda veya tek çeşitse direkt ekrana gelecek kısım. Burada reçetelere geldiğiniz mi şurada yazan kısım. Yani şuraya meyveli popkek derseniz ancak buraya bir şey yazmazsanız standart olarak receipt yazar. Bunu da yine benzer şekilde name olarak düzeltirseniz daha iyi uygun olacaktır. Ve number değerleri ve diğerlerini direkt normal olarak default'ta bıraktık, standart'ta bıraktık. Ve burada meyveli popkek reçetemizi oluşturduk ve bu meyveli popkekimizin türlerini data records'ta oluşturacağız ama bunu oluşturmak için burada elementlerini koymamız lazım. Meyveli popkekin birçok elementi vardı. Yani 4-5 çeşitli data records'ta oluşturabilir. Ancak tabii ki bunların çeşitlerini oluştururken meyveli popkek adı altında birçok element vardır. Örneğin buğday unu ve burada data uzunluğu integer olduğu için 16 bit. Onun dışında burada örneğin buğday ununun burada basic tarafında ayarlarımız standart olarak bunlar. Bunlara dokunmuyoruz. Tooltip'e bir şey yazmıyoruz şimdilik. Herhangi bir yönlendirmeye gerek yok. Ve görünen ismi de display name'le aynı. Yani şu isimle şu isim ikisini de aynı şekilde buraya da seçimini yapın. Çünkü root screen tarafında burada value tarafında enter and name tarafında bunlar hep name display olarak yazan kısımda görüntülenecek. Şurada gözüken kısımda display name. Buradaki name tarafı gözükmüyor. Reçetenin root screen tarafındaki durumu. Ve sonrasında burada 8 tane elementimizi koyduk ve bu elementlere bağlı olarak meyveli popkekin çeşitlerini oluşturacağız. Onu da burada data kayıtlarına geldik. Ve örneğin bu 8 elementin şuradaki 6 tanesi artı örneğin limon pulpunu koyarak, sadece bunu koymayarak şu 7 tane elementten limonlu keki, pop keki oluşturduk. Ve burada oranlarını vereceğiz. Ve şurada elementleri, burada taglarını da tabii seçmeniz gerekiyor. Yani bunları burada yine tag kısmında default tag table tarafından şuna tıklayıp burada tıkladığınız anda burada HMI tag'ın default tag table'ına gelip burada seçim yapmanız gerekiyor. Bu seçimleri de yaptıktan sonra şuradaki tag tarafındaki tanımlı olan tüm elementler ve isimleri burada tabii ki. Bu elementlerin tamamı şurada direkt sıralanıyor. Size hazır olarak TIA Portal arka planında çalışarak buraya geliyor. Ve siz burada örneğin limonlu popkek yazdınız. Ve şuradaki taglara göre şurada yüzdelerini vereceksiniz. Örneğin biz burada tahmini olarak kabaca limonlu popkek için buğday ununa örneğin 40 değerini verdik. İşte şeker, yumurta, emulgatör şeklinde burada limon önemli %20 dedik. Benzer şekilde muzlu kekte de muzu fazla verdik, limonu sıfır verdik. Diğerleri birbirine benzeyecek şekilde bir oran orantı kurduk. Ve bunlar tabii ki tag tarafında bizim analog modülümüz ve oradaki vanamızın oransal olarak bu değerler aktarılıyor. Bu değerlerin aktarılması aslında şu şekilde oluyor. Buradaki resim sizin anlamanız için çok daha uygun olacaktı. Burada data records alanı şurada gördüğünüz gibi ve burada biz ne yaptık? Limonlu popkek tarafında yüzdesel olarak verdiğimiz bu değerlerin tamamı şurada örneğin %40'tan başladık ve en son %20 hepsini burada verdik. Bunların tamamı aslında HMI tag'ın içindeki buğday unu, limon pulpunun RAM bellekteki alanlarına kaydediliyor. Yani şuraya gelelim, HMI tag'a geldik ve burada biz bunları oluşturmuştuk. Bunlar buraya kaydedildi. Integer data tipleri, yani HMI tag aslında elementsdekilerin tamamına kaydedildi. Ve connection ile biz nereye gidiyoruz? PLC DB'ye gidiyoruz. O da burada gördüğünüz gibi HMI connection üzerinden element vana süre diye şurada yukarıda PLC tarafında bir data blok alanı oluşturduk. Ve onun içindeki örneğin nokta buğday unu, nokta şeker dediğimizde aslında buradaki data blok alanları, integer veri tipleri. Onlar da connection üzerinden PLC data blok RAM bellekteki alanlarına tek tek hepsi kaydedildi. Yani şu %40 şuraya geldi. HMI tag'ın içi yani aslında connection üzerinden şuraya kaydedildi. Ve bunlar da burada main block üzerinden bizim mol komutuyla PLC'nin Q ve output'una, yani Q ve output çıkışlarına kaydedildi. Onlar da şurada main block tarafına gelirsek gördüğünüz gibi DB'yi de buradan aldık, bu tarafa aktardık. Ekstra bir detay şu, HMI tag'a gelelim, default talk table.
buradakilerin tamamını analog output modül üzerinden bizim valflerimize gideceği için buradaki skalama yapmamız gerekiyor. Yani bize HMI tarafından biz ne yaptık? Burada reçetelerimizde %100 orantısal olarak verdik. İşte 20, 40, 15 şekli. Bunların tamamını biz burada HMI tarafında tek tek ölçeklendirmemiz gerekiyor. Yani 0'a 100 oranlarını PLC tarafında 0 ile 27.648'e göre ölçeklendirmeniz gerekiyor. Yani şu ölçeklendirmeyi yapmazsanız çok komik bir durum oluşur. Neden? Çünkü burada element tarafında 0'a 100 şeklinde, örneğin buraya 20 gelir ve sizin valfiniz 0 ile 27.000 aralığında valf açıklığı olduğu için, analog output valfi ona göre açtığı için burada hiçbir şekilde, yani 100 bile verseniz neredeyse çok çok zerre kadar bir açılma olacaktır. Burada lineer skalama yaparak analog output'a uyarlamış oluyorsunuz sizin verdiğiniz yüzdesel HMI tag'daki değerlerinizi buradaki analog output tarafına. Bundan dolayı lineer skalama tarafı önemli. Bu şekilde genel konfigürasyonları yaptık. Şimdi son olarak bir kez daha faktöriyel tarafını görelim. Son olarak da reçetemizin ekrana kaydedilmesini yapalım. Şurada kontrol başlığı altında Recipe View tarafından alıp buraya bıraktığınız anda burada sağ tuş Properties tarafa geliyoruz. Çok basit bir iki ayarla işlemimizi tamamlayacağız. General kısmına geliyoruz ve burada reçetemizi seçiyoruz. Reçetemizin direkt kendisini buradan 3 nokta üzerinden HMI direkt otomatik geldi ve burada seçimimizi yaptık. Fazla seçimimiz olmadığı için tek olarak bunu seçtik. Bunu seçtikten sonra burada geri kalan hiçbir yere dokunmuyoruz. Direkt otomatik olarak buraya zaten hepsi düşüyor ve düşmesine bağlı olarak burada tüm değerleri takibini yapacağız. Tabii ki diğer ayarların hiçbirini bahsetmiyorum. Burada tüm detaylar bulunmakta. Burada şu an bizim data block alanlarımıza hiçbir değer aktarılmadı aslında. Burada son değerlerine bir bakalım. Şu an son değerleri bunlar, üzerinde kalan. Limonlu kek ve muzlu pop kek. Bu muzlu pop kekin seçimini yapalım. Seçimini yaptığımız zaman buradaki değerler 1'e 2 numaraları var. Ve burada entry name tarafına oluşturduğumuz HMI tag karşılığı DB tarafı. Yine HMI tag'ın karşılığı da bizim data records tarafında. Bunların yüzdesel karşılıklarını burada value tarafına tek tek kabaca girdik. 35, 25 şeklinde. Tabi burada da bunların karşılığını aslında burada örneğin %16 vermiş, %70. Buraya benzer bir şekilde buraya uydurmaya çalıştım. Ve burada bu değerleri girdikten sonra şu altta farklı seçenekler var. Örneğin şuradaki kayıtların silinmesiyle ilgili burada bir ayar var. Kaydedilmesi, aktarılması gibi. Burada şu değer bizim PLC tarafındaki data block alanlarımıza, HMI tarafındaki karşılığı data block alanına aktarılacak. Ancak şuradaki tıklamayı yapmamız gerekiyor. Şuna bastığımız anda şu an yükleme tamamlandı ve şu değerlerin tamamı bu tarafa aktarıldı. Örneğin biz burayı limonlu pop kek yaptığımızda değerler değişti ve buraya aktardığımızda şuralar değişecek. Ve tıkladık ve buradaki değerlerin tamamı değişti. Buradaki değerlerin tamamı bizim analog output modülümüzün ve ona bağlı bizim buradaki valfimizin açıklık oranı. Ve biz burada tekrardan muzlu pop kekimizi seçelim ve buradaki değerleri gördük. Ve bu değerleri gördük ve bundan sonra yapacağımız şey şuradaki sistemimizi çalıştırmak. Buradaki paletimizin üzerine örneğin kutumuz var ve buradaki ham maddeleri tek tek burada çıkışı gerçekleşecek. Onun gibi hayal edebiliriz. Ve burada örneğin buğday unu gördüğünüz gibi 9677, yani %33 civarlarında, 27.000 tam açıklık, %33 civarlarında bir akış veriyor bize. Örneğin şeker hemen hemen %25'lerde. O da burada gördüğünüz gibi epeyli bir miktarda doldu. Ardından yumurtamız zaten çok düşük bir oran. Haliyle çok düşük. Arkasından emülgatör. Emülgatör hiç koymadık buna. Şu an hiç akış yok. Sıfır. Devamında burada aroma vericimiz. O da yumurtayla aynı. O da hemen hemen 27'de 1 civarlarında. Ve son iki tanesi de koruyucumuz var. O da yine %5'lerde. Ve muz tozu epeyli bir miktarda fazla. O da şekerle aynı miktarda akış gerçekleşti. Bu şekilde uygulamamızın genel hatlarını çizmeye çalıştık. Dersimizi tamamlamadan önce ek olarak şu noktayı da belirtmek gerekiyor. Burada value tarafındaki yüzdesi olarak girdiğimiz ve karşılığında buradaki ham maddelerimize aktardığımız analog output açıklık oranlarını siz burada illa TIA portal tarafına gidip programsal olarak değiştirmeniz gerekmiyor. Zaten mantıklı da değil. Çünkü operatör öyle bir kullanım hakkına izni yok, öyle bir yetkisi yok. Operatör panel tarafında izin verilen kadar buradaki yüzdeleri değiştirebilecek. Örneğin burada gelecek, şekerin miktarı artırıldı diyelim. Onu
25'e çekecek 15'ten. Örneğin burası da yumurta tarafına 5'e düşürüldü diyelim. Bu şekilde değişiklikleri yapıp yüklemeyi yaptığı an burada gördüğünüz gibi değerler değişti. Bu şekilde dersimizin genel hatlarıyla birçok noktasına değinmeye çalıştık. Bu dersi de bu şekilde kapatalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.